Arkadaşlar merhaba. Bugün ne değildir gibi ufak bir video daha çekeceğim. Bugün Coleman model 523 ocağı hemen tanıtacağım. Tanıtırken de ufak tefek bilgiler vereceğim arkadaşlar. Bu ocak 1940'ta 50'li yıllar arasında yapılmış bir ocak. Askeri tarzda yapılmış bir ocak arkadaşlar. Bunun amacı 40-50'li yıllarda işte malzemeleri sterilize etmek, ocakların üzerinde işte ameliyat malzemelerini kaynatarak onların dezenfektasyonunu sağlamakmış. Daha sonra bu model tabi tutulunca 1967 yapımı bir modeli daha var bunun. Onun depo girişi şuradan arkadaşlar. Bunun deposu şöyle yandan. Bu şekilde bir farkı var arkadaşlar. Bu ocak şöyle bir kutuyla geliyor. Bu kutu normalde çelik bir kutu. Ağır, metali ağır. Bu 40-50'li yıllarda yapılanlara böyle çelik kutulu yapılmış. Daha sonra 67 modellerde ise bu kutunun alt tarafını alüminyumdan yapmışlar. Bu ocağın üzerinde malzemeyi kaynatırken kullanmak için. Kapağını ise paslanmaz çelikten yapmışlar. Burada sterilize edilen malzemeleri buraya koymak için. Bunda ise böyle bir şey yok. Yine kutudan bir tane rüzgar paneli çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle. Bakın hareketli. Şöyle hareketli bir şey. Çift kapaklı. Bu rüzgar panelinin şurada tırnakları var arkadaşlar. Şöyle her iki tarafında da. Bu tırnaklar vasıtasıyla bu ocağın ocağın sabitlenmesi sağlanıyor. Kutusu bayağı ağır arkadaşlar. Kilo olarak takmadım ama bayağı bir ağır. Hem ocağa girecek olursak arkadaşlar, ocak bu şekilde. Çift brülörlü. Çift iğneli, çift kapalı. Şurada ızgara bölümleri yapılmış. Ayakları şu şekilde biraz çekerek arkadaşlar açılabiliyor. Şöyle biraz daha geriye alayım kamerayı. Hem bunun yanmasını anlatacağım arkadaşlar, hem de ufak tefek bilgi vereceğim. Bu şekilde arkadaşlar ocak açılıyor. Ocak açıldıktan sonra böyle kullanım hazır oluyor. Ergonomik bir şekilde duruyor. Şurada arkadaşlar yan tarafta depo girişi var. Şöyle gösterelim. Buradan yaklaşık 1 litreden biraz fazla yakıt alıyor arkadaşlar. Normal kurşunsuz benzin koyuyoruz. Daha sonra depoyu kapatıyoruz. Bu tip ocaklar ön ısıtmalı ocaklar. Ancak pompada sistemi de var. Çünkü sadece ön ısıtma yetmez. Ön ısıtma bu deponun için ısıtamadığı için buna pompa ile destek veriyorlar. Yine Coleman'ın klasik arkadaşlar pompa versiyonu. Yine sola doğru açıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar pompa yapıyoruz. Yaklaşık 30 pompaya kadar ideal. İlk önce pompa yapıyoruz arkadaşlar. Ön ısıtmadan önce bunu bilin. Yeter havayı sıkıştırıyoruz içine. Evet, sıkıştı. Kilitliyoruz. Daha sonra ön ısıtma için ispirto bölümleri var bunlar şurada. Burada ve burada. İspirto ön ısıtma çanağı var. İsterseniz bu ön ısıtma çanaklarını şu şekilde bir aletle ve bir aparatla ispirto doldurabiliyorsunuz. Şu an ben normal ispirtomu doldurdum. Ön ısıtmayı bu şekilde yapacağım. Askeri şartlarda ise buna ön ısıtmayı normalde bu vanayı açarak şuraya biraz benzin doldurarak yapabiliyorlar. Ben normal ön ısıtmayı tercih ediyorum şu an. Evet. Görülüyor mu bilmiyorum ama şu ispirtoyu döktük. İspirto hafif hafif yanmaya başladı burada. Şöyle bakalım. Evet. Evet, ön ısıtma arkadaşlar bu şekilde yapılıyor bunda. Hemen size bir bilgi daha vereyim. Şimdi geçen makine mühendisi bir arkadaş bana sormuştu konuyu. Kulaklar için nasıl, ismini vermeden anlatayım konuyu. Dedi ki bu deponun içinde benzin var. Sen de hava pompalıyorsun. Bu vanayı açtığın zaman buradan benzin fışkırarak bütün benzinin boşalması gerekmiyor mu? Şimdi bu ocaklar arkadaşlar fizik kurallarına göre yapılmış. Şöyle şu an döndüremeyeceğim. Şimdi arkadaşlar bunun içinde yakıt basınçlı bir şekilde buraya geliyor. Buradaki jeneratörü biz ısıtıyoruz o yüzden arkadaşlar. Isıtınca burada bir direnç oluşuyor. Bu direnç burada benzinin buharlaşmasını sağlıyor ve buharlaşan benzin
alta doğru, depoya doğru bir basınç uyguluyor. İçindeki çiğ yakıtın dışarı çıkmasını engelliyor. Aynı zamanda yukarıdaki de meme küçük olduğu için buradan da çok az yukarıya da enerjisini veriyor. Ne yapıyor? Burada bir direnç oluşmuş oluyor. Bu direnç aşağıdaki benzin aşağıda kalmasını sağlıyor. Çok azının yukarıya gitmesini sağlıyor. Burada ise deliğin çapından küçük olduğu için az bir miktar yakıtın, buhar yakıtının yukarı çıkmasını sağlıyor. Yani nitekim ön ısıtmanın amacı bu. Ön ısıtma yapmazsanız o arkadaşın dediği gibi olur. Vanayı açtığınız gibi basınçlı benzin dışarıya gider ve sizi de yakar, herkesi yakar. O yüzden ön ısıtma çok önemli arkadaşlar. Bakın şu an ön ısıtma için bitti. Şu an yakacağız bunu. Burada iğne mekanizması var. İğneyi aşağıya alıyoruz. Bakın birincisi yandı. Bu iğneyi de aşağıya alıyoruz. Evet, her iki ocağımız da arkadaşlar bu şekilde yandı. Ön ısıtma olayı bu arkadaşlar. Bunun içindeki çiğ benzin bir anda yukarıya çıkmıyor. Burada bir direnç var. Yani şu bu yukarıya doğru baskı yapıyor. Ancak iğne meme ucu çok küçük olduğu için minicik bir miktarı verebiliyor yukarıya. Kalan ana miktar aşağıya basınçla aşağıya doğru verdiği için deponun içindeki yakıtın hemen bitmesini engellemiş oluyor. Minik minik yukarıya çıkıyor. Ön ısıtma konusunda bir de şunu anlatmıştık daha önceden. Yazın bir kere, şu an ben Kızıltepe'deyim ve burada hava yaz. Hala tişörtle geziyoruz. Bir kere, kışın iki kere bıçağı doldurup yakıyoruz. Karlı ve dondurucu havalarda ise üç kere bunu yakıyoruz. İspirto doldurup yakıyoruz. Ve ön ısıtmayı sağladıktan sonra vanayı açıp normal çakmakla ocak yakar gibi yakıyoruz. Hiçbir şekilde bunu ön ısıtma yapmadan yakmıyoruz arkadaşlar. Bu birinci kural. Çünkü ön ısıtma yapmazsanız buradaki jeneratörlerde bir direnç oluşmaz. Burada direnç oluşmadığı için bütün çiğ benzin yukarıya fışkırır. Sen de o an çakmağı çaktığın zaman her yeri yakmış olursun. Kendin de yakmış olursun. Allah muhafaza. Bunu engellemeniz için ön ısıtma şart. Ön ısıtması olmayan ocaklarda ise normal olarak kullanabilirsiniz. Nedir ne değildir derken küçük böyle bir 523 model, MD model. Yani bunu tanıtmak istedim. Bunun üzerine dediğim gibi o zamanlar şöyle bir bölüm, şöyle bir bölüm, iki bölüme iki bölüme doktorla tıbbi malzemeleri koyup kaynatarak dezenfekte ediyorlarmış. Aynı zamanda bu hem o amaçta hem de askeri standartlarda ocak olarak, ısınma olarak ve diğer ihtiyaçlar için kullanılmak amacıyla da yapılmış bir malzeme. Bunun yapılma tarihi 1943 diye biliyoruz. Ancak 1940 ve 50'li yıllar arasında bu model yapılmış arkadaşlar. Türkiye'de o dönem sarı pirinç ocaklar kullanılırken Avrupa bizden ileride olarak bir tık ileride bunu kullanmış. Bu tip şeyleri kullanmışlar. Gayet de güçlü bir ocak. Şöyle bir bakarsanız alevi de yüksek. Sesi de duyuyorsunuzdur zaten. Üfleme sesinin. Bu ocaklar bu şekilde arkadaşlar. Bunları kapatmak istediğimiz zaman ise vanayı kapatıyoruz. Sonra iğne mekanizmasını yukarıya çeviriyoruz. Ve gücü tüketiyor. Ve kapanıyor arkadaşlar. İğne de bir nevi bunları da iğne mekanizması da bir nevi ocağı sınırlayan ve gazı kesen bir mekanizma gibi arkadaşlar. Çünkü iğne yukarıda durduğu zaman memenin deliğini kendi iğnesine baskı yapıyor ve o iğne o deliği kapatıyor. Zaten iğnelerin boyuyla memelerin boyu milimetrik olarak hemen hemen aynıdır. Hem memenin temiz kalmasını sağlar hem de yakıtın bitmesini kapatmayı sağlar arkadaşlar. Bu vanaya ek olarak da onları da kullanıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar işi bittikten sonra ocağımızın soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra bu ocaklarda hiçbir şekilde vanayı tekrardan açmıyoruz arkadaşlar. Çünkü vanayı açar isek buraya çiğ yakıt gelir. Bu çiğ yakıt da reçine gibidir arkadaşlar. Reçine gibi olur. Sıcakta kurur ve reçine gibi bir katkı, böyle bir madde bırakıyor. Elinize kazıdığınız bir madde bırakıyor. O madde bu jeneratörlerin içinde kalarak tıkanmaya neden oluyor. O yüzden işi biten ocağı kapattıktan sonra bir daha vanayı açmayın hiçbir şekilde. Soğuduktan sonra bu bölüme gelin. Dik olarak tutun bu ocağı ve yavaş yavaş bu kapağı açarak minik minik bu ocağın havasını alın arkadaşlar. Zaten kapaklarda bu kapakların çoğunda bir
güvenlik deliği olur yanda. Zaten açarken böyle bir anda pof diye geriye vurmaz. Yandan minik minik oradan havayı bırakarak gelir. Öyle bir sistemleri vardır. En son işi bittikten sonra arkadaşlar ocağınızı toplarsınız. Çelik kutusuna koyarsınız. Gerçekten güçlü bir kutusu var. Yani yere düşse bile zarar görmeyecek şekilde bir kutuyla yapmışlar. Bu şekilde arkadaşlar. Ön ısıtmalı ocak budur. Ön ısıtmanın mantığı jeneratörde bir direnç oluşması ve bu direncin büyük çoğunluğunu aşağıya verir. Buradaki depodaki yakıtı sabitler. Minik bir parçasını yukarıya verip yanmayı sağlar. Ve yandan aldığı oksijenle de mavi alevi oluşturur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.